Sevgili gençler, merhabalar. Ben İbrahim Kılıç. Bir Türkçe konulatım dersiyle birlikteyiz. Bu dersimizde noktalama işaretlerinin ikinci bölümünü işleyeceğiz. Geçen dersimizde nokta, iki nokta, üç nokta, virgül, noktalı virgül, ünlem mi soru işaretinden bahsetmiştik. İşte bu dersimizde kesme işareti, aynı zamanda ayraç, kısa çizgi, uzun çizgi, tırnak işareti, tek tırnak ve eğik çizgi üzerinde duracağız. Evet, tırnak işaretiyle başlıyoruz. Bugün tırnak işaretinin 5 temel kullanım alanı var gençler. İşte onlardan birincisi en ünlü maddelerden bir tanesi. Bugün başka birine ait olan bir sözü olduğu gibi aktarmaya biz doğrudan anlatım cümlesi adını veriyoruz. İşte doğrudan anlatım cümlelerini yazarken de genellikle tırnak içinde vermeye çalışıyoruz. Hocam, doğrudan anlatım cümleleri tırnak içinde verilebilir mi? Sevgili gençler, doğrudan anlatım cümleleri tırnak içinde verilebilir mi? verilmedi bilir. Yani bizim doğrudan anlatım cümlesini tırnak içinde kullanmak gibi bir zorunluluğumuz yoktur. Ancak dolaylı anlatım cümlesi diye bildiğimiz yani başkasına ait olan bir sözü değiştirerek aktardığımız genellikle söylemek fiiliyle biten cümleleri geldiğimiz zaman dolaylı anlatım cümlelerini biz asla tırnak içinde vermiyoruz. Ama iş doğrudan anlatım cümlesi ise bak burası önemli. Eğer sözünü anlat ettiğimiz doğrudan anlatım cümlesi ise doğrudan anlatım cümlesini biz Tırnak içinde ver vermeye de biliriz. Mesela örnek bile bakalım. Shitein roman uzunca bir yolda gezdirilen aynadır diye tanımlar romanı. Dikkat ederseniz, Shitein cümlesini bakın. Ben ne yaptım? Tırnak içinde verdim. Bu bir doğrudan anlatım cümlesidir. Aşağı indik. Babam işçilere, çabuk buraya gelin diye bağırdı. Burada babanın sözünü bakın. Ne yaptım? Tırnak içinde vermiş oldum. Görüldüğü gibi doğrudan anlatım cümlesi tırnak içinde verilebilir ancak alttaki örneğe indiğimiz zaman Mevlana kitaplardan önce kendimizi okuyalım diyor. Bir cümle dedi, diyor, der, demiş diye bildiğimiz kavramlarla biterse o cümlelerin adına doğrudan anlatım cümlesi diyoruz. Ancak doğrudan anlatım cümlelerini yüzde tırnak içinde vermiyoruz. Yani doğrudan anlatım cümlesi illaki tırnak içinde verilecek diye bir kaydı yoktur. Bakın birinci örnekte tırnak kullandım. ikinci örnekte tırnak kullandım. Üçüncü örnekte tırnak kullanmadım. Ama üç cümlenin üçü de nedir? Doğrudan anlatım cümlesidir. Neden hocam? Çünkü bir cümlede dedi, diyor, diye, demiş, der gibi kavramlar varsa biz onlara doğrudan anlatım cümlesi diyoruz. Görüldüğü gibi doğrudan anlatım cümlelerinde biz cümleyi yer tırnak içerisine almışsak ya noktayla, ya ünlemle, ya soru işaretiyle bitiririz. Bakın burada olduğu gibi ünlem kullandım. Nokta kullandık. Ancak doğrudan atım cümlesi diyebildiğimiz bildiğimiz cümle tırnak içine alınmamışsa dedi diyor demiş ve derden önce mutlaka virgül kullanmamız lazım. Hocam virgül kullanmasak olur mu? Olmaz gençler. Virgülü mutlaka kullanmanız gerekiyormuş. Bu önemli bilgiden sonra daha daha önemli bir hap bilgiye geldik. Bakın burayı önemseyin ve dikkate alın. Doğru anlatım cümlelerini şu şekilde yazabilirsiniz. Bakın. Mesela Murat'ın bir cümlesini yazmışız. Murat seni çok seviyorum diyor cümlesinde tırnak içine aldığımız cümle eğer bir cümle mahiyetindeyse ilk harfini büyük başlarız. Burası bir. Ve cümlemiz bittikten sonra tırnağı kapatmadan önce noktamızı koyduk. Tırnağımızı kapattık. Bugün çift parantez diye bildiğimiz bir durum var. Hocam çift parantez ne demek? Çift parantez diyelim ki şurada Ali'nin ismi olsun. Şuralarının ikinci olanlarının tırnak olduğunu unutmayacağız. Buradayız, buradaysa biz ya iki nokta kullanabiliriz veya hatta virgül kullanabiliriz. Hocam tırnaktan önce noktalı virgül gelir mi? Asla. Tırnaktan önce kısa çizgi gelir mi? Asla. Tırnağın önüne atabileceğimiz işaretler ya iki nokta üstte olur veya hatta virgül olur. Hocam hiçbirini atmasak olur mu? Atmayabilirsiniz. Yani siz tırnağın önüne atacaksanız ya iki nokta üstü veya hatta virgül atabilirsiniz. Hiçbir işaretle koymayabilirsiniz. Peki cümle tırnak içine alınmışsa Tırnağı kapatmadan önce cümlemiz ya nokta ile bitebilir ya ünlemle ya da soru işaretiyle biter. Bu örnekte görüldüğü gibi Murat seni çok seviyorum diyor örneğinde bakın cümlemiz bitti noktamızı koyduk tırnağımızı kapattık. Burası doğru. Murat seni çok seviyorum diyor örneğine bir bakar mısınız? Şuraya aslında ne atabilir? Virgül atabilir. Buraya virgül atabilir sıkıntı olmaz. Yine üçüncü örneğe geldik. Murat seni çok seviyorum diyor cümlesini tırnak içine almış. Tırnağı kapatmadan önce noktasını kullanmış ama tırnak işaretinden önce illaki iki nokta koyacağız, illaki virgül koyacağız diye bir kayde yoktur. Bu iki yazım da doğrudur. Geldik bir başka örneğe. Hiç tırnak kullanmadan da doğrudan atım cümlesi yazabilirsiniz. Murat iki nokta üstte seni çok seviyorum diyor. Bir cümle dedi diyor demiş de biterse tırnak içine alınmazsa tırnaktan önce mutlaka ne atıyoruz virgül atıyoruz. Bir başka örnek. Murat seni çok seviyorum diyor örneğini bu şekilde de yazabilirsiniz. Eğer hiçbir tırnak kullanmamışsanız kişi ile kişinin cümlesi arasında ya iki nokta üsteyi kullanırsınız veya da konuşma çizgisini kullanırsınız. Bu kullanım da doğrudur. Eğer cümleyi tırnak içerisine almamışsanız ve Murat'ın cümlesini siz normal bir şekilde yazmışsanız tırnak içine girmediği için Dolayısıyla burası küçük harfle başlayacak. 1- Şuraya virgül atarsınız. Ve dedi diyor demişten önce yine ne atarsınız? Virgül atmış olursunuz. Murat seni çok seviyorum diyor cümlesi neden yanlıştır? Tırnak içine alınan bir cümlenin önüne tırnak içine alınan bir cümlenin önüne ya iki nokta üstte getirebilirsiniz veya da virgül getirebilirsiniz. Asla konuşma çizgisi konuşma çizgisi diye bildiğimiz uzun çizgiymiş. Yine noktalı virgül gibi kullanımları getiremezsiniz. Bu nedenle de son iki kullanım nedir? Yanlıştır gençler. Sevgili gençler tırnak işaretinin kullanımına devam ediyoruz. Az önce başkasına ait olan bir doğru anlatım cümlesinin tırnak içinde verilebileceğinden bahsettik. İşte tırnak içine alınan cümle mutlaka büyük harfle başlamak zorundadır. Tırnak içindeki cümlenin sonundaki işaret ise ya nokta olabilir, ya ünlem olabilir veyahut da soru işareti olabilir. Ancak bu işaretler tırnağın dışında değil tırnağın içinde kalır. Örneğin Şeyh Galib'in bir cümlesini vermişiz. Şeyh Galib'in cümlesinin önüne herhangi bir iki nokta üstte koymayabilirdik. Hocam buraya virgül atabilir miyiz? Atabilirsiniz. Noktalı virgül asla atamazsınız. Bakalım Şeyh Galib'in cümlesine. Aşk ateşten bir denizi mumdan bir kayıkla geçmektir diyor. Vay be. İşte aşk ateşten bir denizi mumdan bir kayıkla geçmektir cümlesi Şeyh Galib'in bir cümlesi değil mi? Evet. Ve Tırnak içine aldığımız şey bir cümle olduğu için ilk harfine bakın nasıl başladık? Büyük başladık. Ve biten cümleyi tırnağa kapatmadan önce Neyle tamamladık? Nokta ile tamamlamış olduk. İşte cümle tırnak içerisine alındığı zaman o cümlenin sonunda ya nokta ya ünlem veya da gidişata göre soru işareti ne yaparsınız? Kullanmış olursunuz. Sevgili gençler geldik 3. maddeye. Kitap veya da yazı başlıklarını tırnak içinde verebilirsiniz. Kitap veya da yazı başlıklarımızı cümle içerisinde daha net gözüksün diye algısal ayrı artsın diye tırnak içinde verebiliriz. Örneğin gerçi örneğe geçmeden önce şu hap bilgiyi de okuyalım. Kitap içinde, metin içinde kitap adları yazarken sadece tırnak içinde vereceğiz diye bir kaydı yoktur. Tırnak içinde verebiliriz, italik yazabiliriz, koyu yazabiliriz veya hatta altını çizebiliriz. Yani bugün biz bir metinde bir kitap ismini ya da yazı başlığını yazacaksak onu ister tırnak, ister italik, ister koyu isterse altını çizerek yazabiliriz. Örnek de bunun bir yansıması zaten. Bakın Yakup Kadri'nin yaban romanını okudunuz mu derken kitap ismini tırnak içine almışım. Bu doğrudur. Yakup Kadri'nin yaban romanını okudunuz mu derken yine bakın burada yaban romanını italik yazmışım. Yani eğik yazmışım. 3. Yakup Kadri'nin yaban romanını okudunuz mu derken diğer yazılardan farklı olaraktan koyu veyahut da farklı bir renkte yazabilirsiniz. Ve bir de kitap ya da yazı başlıklarını metin içerisinde altını çizebilirsiniz. Bu dört yazımın dördü de doğrudur gençler. Burada da görüldüğü gibi, üçüncü maddeden de algıladığımız gibi tırnak işaretini kullanma zorunluluğumuz yoktur bizim. Az önce ne demiştik? Doğrudan anlatım cümlelerini biz tırnak içinde verilebiliriz, vermeyebiliriz. Kitap ya da yazı başlıklarında gördüğünüz gibi tırnak içinde kullandığım örnek de var, kullanmadığım örnek de varmış. Şimdi gelelim dördüncü önemli maddeye tırnak içine alınan sözden sonra kesme işareti asla kullanılmaz. Hocam neden? Çünkü tırnak işareti aynı zamanda kesme işaretinin görevini gördüğü için tırnak içine alınan bir sözden sonra ne yapmayacağız? Kesme kullanmayacağız. Örneğin ateşten gömleği halide edip yazmıştır cümlesi neden yanlıştır? Sen zaten kitap ismini tırnak içine almışsın. Burada ekstradan bir kesme kullanmanın mantığı yoktur. Bu nedenle de üstteki yanlış alttakine geldiğimiz zaman işte kesme işaretimiz hem kitap ismini tırnak içinde almış. E, tırnak işaretimiz pardon. Aynı zamanda da gelin iki bir nevi kesme görevini görmüş. Bir taşla iki kuş vurmuş. Alttaki doğru. Gelelim beşinci kullanım alanına. Tırnak işaretinin beşinci kullanım alanına. Özellikle bir cümlede belirtilmek ya da vurgulanmak istenen sözcükler ya da sözler tırnak içine alınabilir. Örneğin bir insanın sosyalleşmesinde aile kadar çevrede etkildir cümlesinde ben bu cümlede eğer aile kelimesini vurgulamak istiyorsam bunu ister koyu yazabilirim, ister altını çizebilirim, ister italik, isterse tırnak içinde verebilirim. Bu nedeni de ben bu kelimeyi şu an ne yapmış oldum? Vurgulamış oldum. Arif Nihat Asya edebiyatımızda bayrak şairi olarak bilinir cümlesinin en önemli söz olaraktan bayrak şairini eğer vurgulamak istiyorsam burada ben bayrak şairini tırnak içinde verebilirim, koyu yazabilirim, altını çizip Aynı şekilde eğik de yazabilirim. Ama kitap ya da önemli bir şey uygulamak istediğimiz zaman ne yapıyorduk? Tırnak içinde verebiliyorduk. Sevgili gençler, bugün tırnak işaretinin normalde 3 temel kullanım alanını gördük. Doğrudan anlatım cümleleri tırnak içinde verilebilir, verilmedi Kitap ya da yazı başlıkları tırnak içinde verilebilir, verilmedi bilir. Aynı şekilde bir cümlede vurgulanmak istenen söz tırnak içinde verilebilir, verilmedi Ve bu bölümü kapatırken çok önemli bir hap bilgiyle tamamlayalım. Tırnak işaretini kullanma zorunluluğumuz yoktur. Hocam ne demek bu? Hani tırnağınız uzadığı zaman tırnağınızı kesip atıyorsunuz ya gereksiz diye düşünüyorsunuz. Bütün işaretlerin kullanma zorunluluğu vardır. Bugün bir noktanın, önlemin, soru işaretinin kullanma zorunluluğu var iken tırnak işaretinin kullanma zorunluluğu yoktur. Tırnak içinde alınan sözler bir cümle niteliğindeyse veyahut da özel isimse büyük harfle başlatılır. Birinin cümle telinde değilse büyük harfle başlamaz. Bakın şurayı gördünüz mü? Bir cümle olduğu için ilk harfini büyük başladık ama şuraya geldik. Bir cümle olmadığı için bunlar küçük harfle başlamış olduk. Sevgili gençler geldik tek tırnak. Az önce normal tırnak işaretinden bahsetmiştik. Bu defa tek tırnak diyebildiğimiz işaretten bahsedelim. Bunun da aslında yaygın olaraktan tek bir kullanım alanı var. İsterseniz onu okuyup örnekte somutlaştırmış olalım. Tırnak içindeki bir alıntı da tırnak içindeki bir alıntı da başka bir alıntıya yevrilmek gerekirse ikinci anlatının başına ve sonuna tek tırnak olur. Yani şöyle düşünün. Normal tırnak içine alınmış bir cümle düşünün. O cümlenin içerisinde başka tırnak içine alacağımız bir ibare ya da bir söz varsa onu biz o zaman neyle gösteririz? Tek tırnakla gösteririz. Örneğin edebiyat öğretmeni şiirler içinde han duvarları gibisi var mı dedi ve Faruk Nafiz'in bu güzel şiirini okumaya başladı diyor. Dikkat ederseniz bir edebiyat öğretmeninin sözünü söylemiş. Ve edebiyat öğretmeninin sözünü söylerken tırnağını açmış. Cümle içinde olduğu için büyük harfle başlamış. Daha sonra bu öğretmenin sözünün içinde bir söz daha açmış. O da Han Duvarları diye bildiğimiz kitap ismini vermiş. Hani biz az önce söyledik ya kitap isimlerini tırnak içinde verebiliriz. E başkasına ait olan doğrudan anlatım cümlesinde tırnak içinde verebiliriz. Ama ikisinde de zorunlu değiliz. Hocam doğrudan anlatım cümlesi neydi? Başkasına ait olan bir sözü olduğu gibi aktarıyorsak doğrudandı. Bunlar hepsi hikayeydi. Bir cümlenin doğrudan anlatım cümlesi olabilmesi için o cümlede dedi, diyor, demiş ve der gibi ibarelerin olması gerekiyor. Var mı? Var. Bir doğrudan anlatım cümlesi midir? Evet. Peki doğrudan anlatım cümlelerini tırnak içinde veriyor muyuz? Hayır. Kesin değil yani. Veredebiliriz, vermeyedebiliriz. İşte tırnaklı bir cümlenin içinde başka bir tırnağa ihtiyaç duyarsak o zaman tek tırnak kullanmış oluyoruz. Sevgili gençler geldik bir başka noktalama işaretine yani kesme işaretine. Bugün kesme ile ilgili en çok bilmemiz gereken madde birinci madde. Ne demek bu? Yani özel isimlere getirdiğimiz çekim ekleri var ya. Hocam çekim eki neydi? Eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmeyen ekler. Değiştirmeyen eklerimiz çekim ekleri diyoruz. Hocam yapım eki anlamını değiştiren ek miydi? Evet gençler. Yapım ekleri anlamını değiştiren eklerdir. Çekim ekleri anlamını değiştirmez. İşte bugün biz özel isimlere getirdiğimiz çekim eklerini kesmeyle ayırırken sadece kurum ve kuruluşlara getirdiğimiz kurum ve kuruluşlara getirdiğimiz çekim eklerini kesmeyle ayırmayacağız. Bir. Örnekleri geçmeden önce birinci maddeyi destekleyecek üç önemli hap bilgi var. Nedir bunlar? Varan bir. Bakın birinci maddede ne dedik? Çekim eklerini kesmeyle ayıracaksınız. Sadece kurum ve kuruluşlara getirdiğiniz ekleri ayırmıyorsunuz. Ama çekim ekleri kesmeyle ayrılırken ne kesmeyle ayrılmaz? Yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Artı yapım ekinden sonra gelen hiçbir ekide ne yapmıyoruz? Kesmeyle ayırmıyoruz. Ve önemli bir nokta. Bugün larler ekimiz bir çekim eki olmasına rağmen. Larler çoğul ekimiz bir çekim eki olmasına rağmen bu eki de ayırmıyoruz. Yani biz Çekim eklerini %99 ayırırken sadece lar ile el kesmeyle ayırmıyoruz. Bu önemli. Hatta lar çoğul ekinden sonra gelen ekleri de kesmeyle ayırmıyoruz. Toparlayalım mı? Çekim ekini ayırdık. Çekim eklerinden sadece lar ekini ayırmıyoruz. Lardan sonraki ek de ayrılmaz. Yapım eki ayrılmaz. Yapım ekinden sonraki hiçbir ek de ayrılmaz. Bunları defterlerinize ekleyin gençler. Hocam örneklere bakalım mı? Bakalım isterseniz. Türk'ün ceylan yürekli türesini giymiş düzenli örneğinde. Türk özel isim. ilk aldı ekle bir çekim eki olduğu için bakın ne yaptık? Kesmeyle ayırdık. Türkçe'ye birçok yabancı sözcük girmiştir örneğine bakar mısınız? İlk halde ek ne? yapım ek. Peki ben özel isimleri getirdiğim Türk'ten sonra gelen Türkçe anlamını değiştiren bir ek. Bu yapım eki kesmeyle ayrılmaz. Evet artık yapım ekinden sonra artık ne kadar ek gelirse gelsin kesmeyle ayırmıyorsunuz. Geldik üçüncü örneğe. Kızımız İstanbulları okumaya gitti dönmedi. Buradaki İstanbul kelimesi özel isim. İlk harfini büyük başladık. Artılar çoğul eki ayrılmaz. Ayrılmaz. Ve ondan sonra gelen hiçbir ekle ne olmaz? Yine ayrılmaz. Doğru yazılmış. Bunlar Almanların geleneğinde bulunmaz örneğinde. Kelimenin kökü ne? Alman. Lar çoğul eki ayrılmaz. Ondan sonra gelenekler de yine ayrılmıyor. Geldik son örneğe. Fatma'nın durumu iyiye gidiyordu cümlesinde. Farklı özel isminin iki aldığı ek nedir? Tamlayan iki. Yani çekim iki. E çekim eklerini zaten ne yapıyoruz? Bakın kesme ile ayırmış oluyoruz. Sevgili gençler kesme işaretinin kullanımına devam ediyoruz. Özel isimleri getirilen çekim kesme ile ayrılır demiştik. Şimdi geldik ikinci önemli maddeye. Bugün sayılara, kısaltmalara ve ünvanlara getirdiğimiz ekleri mutlaka kesme ile ayırmak zorundayız. TBMV'nin derken bakın burada kısaltmanın hemen üstüne gelen iki ne yaptık? Kesme ile ayırdık. Yine 1973 bir sayıdır. Ve sayılara gelen bütün ekler yapı meki çekim eki fark etmez. 1973 lü deseydim yine ayıracaktım. Kesmeyle ayırmak zorundasınız. Yine ünvan diye bildiğimiz B kelimesinden sonra gelen bakın eki ne yaptım? Kesmeyle ayırdım. Sayıya gelen eki ne yaptık? Kesmeyle ayırmış olduk. Hocam kesmeyi başka nerede kullanıyoruz? Kesmeyi bir de dördüncü maddeye dikkat edin. Tarihi olay. Çağ ve dönüm adlarına gelen kesme kesmeyle ayırmaya devam ediyoruz. Orta çağın derken orta ve çağ ayrı yazılır. Gelin iki kesmeyle ayırmak zorundasınız. Kural diyor ki olay çağ ve dönüm adlarına getirdiğiniz ekleri kesmeyle ayırmaya devam edin diyor. Bugün Kurtuluş Savaşı'nın yerine kullandığımız milli mücadele diyoruz ya bakın milli mücadelenin iki harfleri büyük yazılır. Ve Kurtuluş Savaşı'nın yazarken nasıl ki ayırıyorsak milli mücadele dediğimiz zaman ilk aldığı ilk çekim eki olduğu için burada kesmeyle ayıracağız. Bütün özel isimlere gelen çekim eklerini kesmeyle ayırırsınız. Ancak üçüncü maddeye geldiğiniz zaman yıldız atarsınız. Durursunuz. Neden hocam? Çünkü kurum ve kuruluş adlarına gelen çekim ne yapmıyoruz? Kesmeyle ayırmıyoruz. Hocam bu yeni bir şey mi? Evet yeni bir şey. Türk Tarih Kurumu'nda bir yıldır çalışıyormuş örneğinde. Türk Tarih Kurumu bir kurum mu kurum? Üstüne getirdiğimiz çekim ekini bakın ne yapmıyoruz? Kesmeyle ayırmıyoruz. Yine Gaziantep Lisesi'nden 1999'da mezun olmuştuk örneğinde. Lisenin L'si büyük ama gelin eki kesmeyle ayırmıyorsunuz. Tüm kurum ve kuruluşlara getirdiğimiz ekleri kesmeyle ayırmayacağız. Sadece Avrupa Birliği'ne ibaresinde onu yazayım. Avrupa Birliği'ne ibaresinde kesmeyi kullanıyoruz. İstisna olan burası. Avrupa topluluğunun derken ayırmayacaksınız. Gaziantep Üniversitesi'nin derken ayırmıyorsunuz. Sağlık Bakanlığı'nın derken ayrılmaz. Sadece kurum ve kuruluşlardan istisna olan neymiş? Avrupa Birliği diye bildiğimiz e, ifadeymiş. Arkadaşlar geldik 6. maddeye. Bakın kesme işaretinin kullanım alanlarından 4 tanesinden bahsettik. 5. maddeye gelmeden önce 6. maddeyi de tamamlayıp sonra 5'e geçelim. Bir sözcüğün içinde bir ünlünün düştüğünü göstermek için. Bir sözcüğün içindeki bir ünlünün düştüğünü göstermek için kesme işareti kullanabiliriz. Mesela Karaç oğlan Çukurova bölgesinde yetişmiştir örneğinde. Şurada niye kesme kullanmış? Çünkü buradaki A ünlüsünün yani Karaca oğlan kelimesindeki A ünlüsünün düştüğünü göstermek için kullanmış. Yine neyleyim sen yoksa eğer E sevgili örneğinde E ünlüsünün düşkünü göstermek için bakın burada ne yapmış? Kesme kullanmış. Hani özellikle de heceyle yazılmış olan şiirlerde genellikle heceyi uydurabilmek için şairler bazen o ünlüyü düşürdüklerini görmekteyiz. Örneğin Karaçoğlan der ki geçti ne fayda. Hiç rağbet kalmadı yoksulda bayda. Bu ayda olmazsa gelecek ayda 11 ayın birisinde gidelim. Bakın birinci Mısır'da Karaçoğlan oğlan der ki niye düşürdü? Heceye uydurmak için düşürdü. Yine Aşık Veysel'in bir mısrasını hatırlayalım. Güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmazsa eğlenecek yer bulamam gönlümdeki köşk olmasa. Bakın o birinci mısrada güzelliğin on par etmez diyor. Yani on para demek istiyor. Orada biz o ünlünün paradaki A ünlüsünün düştüğünü göstermek için ne yapabiliriz? Kesme kullanmak zorundayız. Şimdi gelelim 5. maddeye. Özel isimler içinde parantez içinde bir açıklama yapıldığında özel isimler için parantez içinde bir açıklama yapıldığında kesme işareti parantezden önce kullanılacak. Burası da önemli bak. Nasıl? Ankara'yı aslında biz Ankara'yı dolaştık diyebiliriz. Ama ne yaptık? Türkiye'nin başkenti diyerekten Ankara'nın bir açıklamasını yaptık. Özel isim burası mı? Evet. Parantez içerisinde bir açıklama var mı? Evet. Türkiye'nin başkenti. İşte. Kesme işaretini parantezden önce kullandık. Hocam nerede? Bakın biz şu y ikini şuraya almayacağız. Ankara'yı derken buraya aldık ve kesmeyi de burada kullanmış olduk. Parantezden önceye almış olduk. Önce. Sevgili gençler. Böylece kesme işaretinin kullanım alanlarından bahsettik. Neden bahsettik? Bir, özel isimleri gelen çekim ekleri kesmeyle ayrılır ama yapım ekleri ayrılmaz. Yapım ekinden sonraki ekler de kesmeyle ayrılmaz dedik. Lar çoğul ekini ayırmadık. Lardan sonraki eki de ayırmadık. Bu önemli. Özel isimlere getirdiğimiz tüm çekim ekleri kesmeyle ayrılırken kurum ve kuruluşlara getirilen eklerin kesmeyle ayrılmadığından bahsetmiş olduk. Arkadaşlar parantezle devam ediyoruz. Parantezin diğer isminin ayraç olduğunu unutmayalım. Bugün kesme işaretinin nasıl ki altı kullanım alanı varsa parantezin de yine beş önemli kullanım alanından bahsedeceğiz. Birinci kullanım alanına gelirsek cümledeki anlatımı tamamlayan veya cümlenin dışında kalan ek bilgiler için kullanılır. Ayraç içinde bulunan ve yargı bildiren anlatımların sonuna da uygun bir noktalama işareti konur. Hocam bu ne demek? Bu şu demek. Anadolu kentlerini, köylerini... Sonra bakın parantez açmış. Anadolu kentlerini köylerini gezsek bile görmek için değil kendimizi göstermek için geziyoruz diyor Nurullah Ataç. Şuradan devam edelim. Anadolu kentlerini ya da köylerini gezsek bile diyor ya şuraya bir parantez açmış. Köy sözünde çekinerek yazıyorum demiş. İşte cümledeki anlamı tamamlayan ve cümlenin dışında kalan bak burası cümlenin dışında kalan bir ek bilgidir. Bu ek bilgileri cümle içinde kullandık. İlk harfini büyük yazdık ve cümlenin de sonuna ne yaptık? Noktamızı koymuş olduk. İşte parantezin birinci kullanım alanı burası olmuş oldu. Geldik ikinci önemli kullanım alanına. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketlerini, özellikle tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşan kişinin hareketlerini, durumunu açıklamak ya da göstermek için biz ayraç kullanabiliriz. Mesela, ihtiyara bakar mısınız? Bu bizim diyelim ki bir tiyatronun kahramanı olsun. İhtiyar yavaş yavaş kaymakama yaklaşır. Ne oluyor beyefendi? Allah rızası için bana da anlatın dedi şeklinde olsaydı. Bakın biz ihtiyarın cümlesini normal bir şekilde yazdık. Ama ihtiyarın bu tiyatro metnindeki hareketlerini ve durumunu açıklamak için ayrıcımızı açtık. Ve onu o şekilde yazdık. İhtiyarın hareketleri nasılmış? Yavaş yavaş kaymakama yaklaşıyormuş. İşte tiyatro metinlerinde konuşulmayan sadece hareketleri ve durumları veyahut da duyguları açıklamak için, göstermek için... Ayrac içerisinde bakın ne yapıyorum? Bir cümle yazabiliyorum. Geldik üçüncü kullanım alanına. Alıntıların aktarıldığı. Diyelim ki bir alıntı yaptınız. O alıntı yaptığınız eseri veyahut da yazarını göstermek için ayraç kullanırsınız. Nerede? Cümlenin genellikle sonunda kullanırsınız. Kıyametler koparmak neydi ey bülbül? Nedir derdin mısrasının? Mehmet Akif Ersoy'a ait olduğunu göstermek için o cümlenin, o mısranın, o alıntının sonuna bir ayraç açıyoruz. Ve o yazarı ya da eseri yazmış oluyoruz. O yazarı ya da eseri yazmış oluyoruz. Bu da yine parantezin kullanım alanlarından bir tanesidir. Geldik dördüncü maddeye. Ayraç içine alınan özel isimler ve yargı bildiren cümleler. Ayraç içine alınan özel isimler veyahut da yargı bildiren cümleler mutlaka büyük harfle başlar ve sonuna da uygun noktalama işareti konur demiştik. Örneğin Ankara'yı Türkiye'nin başkentini dolaştık derken burada Türkiye özel isim olduğu için bakın nasıl başladı? Büyük harfle başlamış oldu. Eğer burası bir cümle olsaydı yine büyük harfle başlayacaktık. Neden? Ayrı içine aldığınız şey diyor bir özel isimse veyahut da yargı bildiren bir cümle ise zaten bir şeyin yargı bildirebilmesi için yükleme olması lazım. Yükleme olan şeye cümle deriz ve ayrı çişindeki cümleyi de büyük harfle başlarız. Geldik parantezin son kullanımına. Sevgili gençler bazen parantezi biz başka bir amaçla da kullanabiliriz. Örneğin bir söze alay, küçümseme, anlamları katmak için parantez açıp oraya bir ünlem işareti koyabiliriz. Eğer bir metnin içerisinde şöyle bir cümle görürseniz, Zeynep çok güzel bir ev hanımı deyip Zeynep'ten sonra, ev hanımından sonra bir parantez açıp oraya bir ünlem koymuşsa aslında Zeynep'in çok güzel bir ev hanımı olmadığını bilakis çok çirkin bir ev hanımı olduğunu söylemek istiyor. Yani dalga geçiyor. Bu tamam. Ahmet çok başarılı bir öğrenciydi derken bakın ne yaptı? Ayracını açtı, içine ünlemi koydu. Burada Ahmet'in çok başarılı olmadığını aslında ironi yapıyor. Alayımsı bir anlatım var burada. Dolayısıyla da bu kullanımlara da dikkat etmek gerekiyormuş. Arkadaşlar kısa çizgiyle devam ediyoruz. Bugün kısa çizginin de toplamda 6 tane kullanım alanında olduğunu görüyorsunuz. Önce birinci maddeyle başlayalım. Bugün kısa çizginin önemli kullanım alanlarından bir tanesi birinci maddedir. Nedir hocam bu? Satır sonuna sığmayan sözcükleri bölerken biz kısa çizgi kullanırız. Mesela sığmamış cümlemiz şurada adamlara her şeyi anlatmıştır derken şurada bakın ne yaptık? Kısa çizgimizi kullanmış olduk. 2. Cümle içerisinde ara sözleri ve ara cümleleri ayırmada kullanılır. Hocam ara sözleri ve ara cümleleri ayırmada virgül de kullanıyor muyuz? Evet gençler. Ara sözlerin ve ara cümlelerin sağında bir sorunda ya virgül ya da kısa çizgi diyebildiğimiz tire kullanacaksınız. Örneğin Elif'i amcamın kızını geçen yıl okula yazdırdım örneğinde. Hemen öğelerini bulalım. Yazdırdım kim ben? Kimi? Elif'i. Nesne. Aslında şurada amcamın kızı derken Elif'in açıklamasını yapıyor. Yani burada bir ara söz kullanmış. İşte ara sözün sağında ve solunda ya tri kullanabiliriz veya da virgül kullanabiliriz. İkinci örnek. Bu akşamki toplantı size mutlaka daha önce bildirilmiştir. Saat 19.30'da diye düm, devam eden cümlede bakın size mutlaka daha önce bildirilmiştir ibaresi. Burada bir ara cümle olduğu için işte ara cümlelerin sağında ve solunda ne kullanabiliriz? Tire kullanabiliyormuşuz. Bu önemli bir kullanım alanı. Geldik üçüncü ve bildiğimiz bir alana. Kısa çizgi bugün dil bilgisinde özellikle de heceleri göstermek için kullanıyoruz. Yani eklerin başında da kullanabiliriz. Heceleri ayırmada da kullanırız. Bakın sen, sizlik heceleme yaparken böyle yaptık. Tire kullandık. Yine eklerin başında diyebildiğimiz bu şekilde kullanabiliyoruz arkadaşlar. Başkalaşım örneğinde ise ekleri ayırırken bakın ne yapmışız? K e, tırnaklı şey kısa çizgiyle ayırmaya çalışmışız. İşte kısa çizginin bir kullanım alanda neymiş? Ya hecileri göstermek ya da eklerin başında kullanmakmış. Gelelim dördüncü maddeye. Bugün bir olayın durumun başlangıcını ve sonunu gösteren tarihler ya da sözcükler arasında kullanılır. Mesela diyelim ki birinci dünya savaşı demiş ayraç açmış. 1914'te başlamış, 1918'de bitmiş. İşte başlangıcını ve bitişini gösterirken arada bakın ne kullandık? Tire kullandık. Yani kısa çizgi. Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun doğum bölüm tarihlerini vermiş. 1989'da atıyorum Kahire'de doğdu. 1974'te İstanbul'da öldü. Arada tire kullandık. Yine iki ismin ortaklığını veya da karşıtlığını göstermek için kullanılabilir. Oral Atay'ı dil teorisi derken arada bakın ne kullandık? Tire kullandık. Türkçe Almanca sözlük derken burada iki tane ismin ortaklığını ya da karşıtlığını gösteriyoruz. Galatasaray Fenerbahçe maçı dediğimiz zaman nedir? Bir karşılaşmadan bahsediyoruz. O zaman araya da tira atacağız. Ve son olarak bugün kısa çizgi kullandığımız alanlardan bir tanesi de adres yazımında karşımıza çıkıyor. Adres yazarken özellikle semt ile şehir arasında bakın ne kullanacağız? Kısa çizgi kullanacağız. Bahçeli Evler İstanbul. Keşan Edirne örneğinde olduğu gibi. Sevgili gençler geldik uzun çizgi. Az önce kısa çizginin kullanım alanlarından bahsettik. Peki uzun çizgiyi nerede kullanırız? Bunun da kendi içerisinde 3 kullanım alanı var. Bunlardan bir tanesi şu. Bugün biz uzun çizgiyi tabii ki konuşma çizgisi adında veriyoruz. Ama yazı içinde konuşturulan kişinin sözlerinin başına bir uzun çizgi kullanırız. Örnek vermek lazımsa. Eskici başını hayretle kaldırdı. Uzun Hasan'ın yüzüne baktı. O eskicinin şimdi söyleyeceği söz için bakın ne yaptı ki noktasını kullandı. Eskici'nin sözü için bir uzun çizgi kullanmış. Türk çocuğu musun be? İstanbul'dan geldim. Karşılıklı konuşmalarda konuşan kişilerin cümlelerinin başına biz ne yapabiliriz? Uzun çizgi kullanabiliriz. Bu önemli ve en önemli kullanım alanıdır. Zaten konuşmaları göstermek için kullanıldığı için bugün uzun çizginin adını aynı zamanda ne diyeceksiniz? Konuşma çizgisi diyeceksiniz. Gelelim ikinci kullanım alanına. Tiyatrolarda uzun çizgi konuşanın adından sonra kullanılır. Mesela Harpagon diye bildiğimiz tiyatro metnindeki kahramanın adından sonra uzun çizgimizi kullandık. Son adamın cümlesine yer vermiş. Dikkat ederseniz alttaki örnekte de aynı şekilde. Önce kahramanın ismi söylenmiş. Arkasından bir uzun çizgi kullanmış. Hocam şurada tırnak kullanabilir miyiz? Hayır gençler. Eğer uzun çizgi kullanıyorsanız ondan sonra gelen cümle asla tırnak için alınamaz. Ya da tırnağın önüne biz tırnağın önüne ne atıyorduk? Tırnağın önüne ya iki nokta üstte veyahut da virgül kullanılır. Asla tırnağın önüne şu kısmına konuşma çizgisi noktalı virgül gibi işaretler kullanılamaz. Hatta tırnaktan önce hiçbir işaret kullanmaya da bilirsiniz. Tırnaktan önce hiçbir işaret kullanmaya bilirsiniz. Gelelim uzun çizginin bir başka kullanım alanına. Düz yazı içinde yan yana yazılan dizilerimiz oluyor bazen. İşte o dizileri göstermek için de yine uzun çizgi kullanıyoruz. Örneğin ne hasta bekler sabahı ne ölüyü taze bir mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar. İşte necip nice fazladan aldığımız bu dörtlüyü eğer ben bir düz yazının içerisinde yazacaksam onları böyle yan yana özellikle de ikişer mısra birinci mısra ve ikinci mısrayı aldım araya bir tira attım. Hocam oraya eğik çizgide koyamaz mısınız? Koyabiliriz arkadaşlar. Ne de şeytan bir günah derken bakın yine ya uzun çizgi kullanacağız veyahut da eğik çizgi diyebildiğimiz çizgi kullanacağız. Böylece uzun çizginin kullanım alanlarını 3 maddeyle ile sınırlandırmış olduk. Şimdi geldik çok ama çok önemli bir hap bilgiye. Dersin başından beri ben size ne dedim? Türkçe'de hangi işaretlerden sonra büyük harfle başlar diye sorduğumda hep cevabınız şu olsun. Noktadan sonra %100 büyük harfle başlanır. Ünlemden sonra büyük harf, soru işaretinden sonra büyük ve 3 noktadan sonra büyük başlarız. Hocam İki noktadan sonra ve aynı zamanda noktalı virgülden sonra büyük harfle başlamaz mı? İki noktadan sonra eğer açıklama yapacaksa büyük başlar. Eğer örnek verecekse verilen örnek özel isimse büyük. Verilen örnek özel isim değilse küçük yazılır. Noktalı virgülden sonra da gelen kelime özel isimse büyük gider. Eğer gelen kelime özel isim değilse küçük gidecektir. Dört tane işaretten sonra büyük harfle başladık. Nokta, ünlem, soru işareti ve 3 noktadan sonra nasıl başlıyormuşuz? Büyük harfle başlıyormuşuz. Sevgili gençler geldik son noktalama işaretimize yani eğik çizgiden bahsedelim. Bunun da bugün 4 kullanım alanı olduğunu görmektesiniz. Önce birinci kullanım alanına bakalım. Yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Az önce biz ne hasta bekler sabahı ne ölüyü taze bir mezar ne şeytan bir günahı seni beklediğim kadar Necip Fazıl mısralarını yazarken ne yaptık mısraların arasında şöyle bir kısa uzun çizgi kullanmıştık. İşte mısraları yan yana yazarken bir başka kullanım alanında neymiş? Eğik çizgiyle göstermekmiş. Zaten o, o şiirin diğer bir dörtlüğünü de burada yazdık. Geçti istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme artık neye yarar? İstersek burayı biz uzun çizgili de gösterebiliriz. İstersek böyle gördüğünüz gibi eğik çizgili de gösterebiliriz. 2. Bugün adres yazarken semt ile şehir arasına hatırlarsanız çizgi de koyabiliyorduk. Aynı zamanda böyle eğik çizgi de koyabiliyorsunuz. 3. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yıl arasına ya nokta koyabilirsiniz. Veya hatta burada gördüğünüz gibi eğik çizgi koyabilirsiniz. Yani 05 07-2021 tarihini yazarken arada isterseniz noktada kullanabilirsiniz. Bu size kalmış olan bir şey. Geldik dördüncü maddeye. Dil bilgisinde eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır. Hocam bu nasıl? Şöyle. Mesela bugün biz mavi mi diyoruz ya, ma ya da me diyoruz. Şu şekilde yazıyoruz. Burada biz ma'nın kalın, me'nin de ince olduğunu gösteriyoruz. Aynı ek aslında ama eklerin farklı şekilleri bunlar. İşte bunları gösterirken de arada ne yapacağız böyle bir elik çizgisi kullanacağız. Örneğin mış, miş, muş yazarken eklerin farklı yazımlarını göstermek için eğik çizgi kullanıyormuşuz. Gördüğünüz gibi eğik çizgi mısraların arasına atabiliyoruz. Adres yazarken semt ile şehir arasında kullanabiliyoruz. Tarihlerin yazımında kullandık. Ve adliyeklerin farklı biçimlerini göstermek için kullandık. Sevgili gençler, böylece noktalama işaretlerinin sonuna gelmiş olduk. Önümüzdeki dersimizde bir başka konu atım konu dersimizde görüşmek üzere Allah'a ısmarladık.